Hoş geldiniz. Nasılsınız efendim? Ben Özge. Gayet iyiyim. Çok da enerjiliyim. Bakın kelebeklerime. Arkada bana böyle bugün çok enerji verdiler. Yeni dekorumla, her gün yeni tariflerle sizlerle birlikteyim. 360 ekranlarındayız. Yeni nesil yayıncılıktayız. Çok şükür bugün de birlikteyiz. Bugün çok güzel iki tarif yapacağız. Ayva tatlısı yapacağız ama içine nar koyacağız. Bir yakışıyor. O kadar güzel oluyor ki siz de bayılacaksınız. İkinci tarifimde sizi yine böyle maziye götüreceğim. Babaanneme gidiyoruz yine ve babaannemden patatesli, kıymalı harika bir köfte geliyor. Patates köftesi geliyor. Buna bayılacaksınız. Çok güzel. O yüzden hadi başlayalım. Ben şöyle malzemeleri saymakla başlayayım. Önce ayva tatlısını fırına götürüyoruz birlikte. Hadi malzemeleri sayalım. Nar suyum var. Nar çekirdeğim. Süslemek için file fıstık, karanfilim var, çubuk tarçın, nar, kaymak yine süslemek için, ayva kabuğu, su, esmer şeker ve ayvam var. Evet, ne yaptım? İki tane ayvayı ortadan ikiye böldüm. Kararmaması için hemen limonladım. Bu arada bir tane nar aldım. Bir tane narı ortadan ikiye kestim. Meyve sıkacağıyla yarısıyla suyunu sıktım, yarısını da ayıkladım. Yeterli oluyor. Bir nar bu tarif için yeterli. Hemen bir eldiven takıyorum ve yavaş yavaş fırın poşetime malzemelerimi yerleştiriyorum. Evet, şöyle. Nar, yani nar zaten bilmiyorum siz seviyor musunuz ama nar benim evimden hiç eksik olmuyor. Yani ayvayı mesela yemesini direkt olarak yiyemiyorum. Ben biraz korkuyorum, boğazıma takılır gibi oluyor. Ama böyle tatlısını yapmak gerçekten çok hoşuma gidiyor. O yüzden ayva yemek için, nar yemek için bahane diyorum bu tatlı. Ama zaten narla ayvalı yani ayva tatlısını yapmak hani çok keyiflidir. Bu tarifte sizin çok hoşunuza gidecek. Hep bir kenarda not alın. Çok da kolay. Misafire falan çok güzel yapılır. Hemen şimdi şöyle yapıyorum. Önce kabuklarımı poşetin altına yerleştiriyorum. Evet, şöyle. Çünkü bu kabuklar hem lezzet veriyor, hem renk veriyor, hem de tatlının dibe yapışmamasını önlüyor. Şimdi narlarımı da yerleştiriyorum. Biliyor musunuz, geçen gün bir nar aldım. İçinden tıkı tıkı 4-5 tane çekirdek çıktı. Hiç beklentimi karşılamadı yani. Ama mesela bu sefer aldığım narlar çok güzel. Bakar mısınız içinden kaç tane çıktı? Bayağı bir çekirdeği var. Şimdi biliyorsunuz ne kadar çok çekirdek o kadar çok renk demek. O yüzden bakın ne güzel değil mi? Hem kabuğunu kullanıyoruz. Hem çekirdeğini kullanıyoruz. Sırada karanfil var. 4 tane karanfil. 4 parça ayvaya gayet güzel oluyor. Çünkü lezzetini de bırakıyor. Böyle çok da baskın olmuyor. 2 tane de çubuk tarçın ekliyorum. Evet, şimdi bir de narını koyacağız. Böyle en kırmızı narlardan almaya çalışın. Çünkü o da renk veriyor. Hem de çok lezzet veriyor. Böyle bir mayhoş bir tat veriyor. Esmer şekerle devam ediyorum. Özge, esmer şekerim yok derseniz evde normal beyaz şekerle kullanabilirsiniz. Evet, birazcık hemen kaşıkla esmer şekeri hemen donuyor çünkü esmer şeker. Şöyle kaşıkla onu açıyorum. Biraz koyalım. Sonra geri kalanını yine yaparız. Şöyle. İyice kazıyayım. Esmer şeker böyle biraz daha rengini koyu tutuyor. Zaten şimdi burada renk önemli ya koyulması. Rengini birazcık koyu tutuyor. O yüzden tercih ediyorum. Biraz da karamelize ediyor. Evet, şekerini de koyduk. Şimdi sularını koymak kaldı. Nar suyunu ekledim. Bir de normal suyum var. 1,5 fincan kadar normal suyum var. Onu da ekledim. Poşetim hazır. Zaten şimdiden hediye paketi gibi oldu değil mi? Evet, şöyle yayalım. Güzelce. Biraz da poşetin böyle tepesini yukarıda tutuyorum ki sularımız akmasın diye ama zaten akmıyor, hiçbir şey olmuyor. Evet, şöyle. Gayet güzel oldu. Şöyle iki yerinden de deldim. Evet,
poşet değil mi? Tamam, biz fırına gitmeye hazırız. Zaten sonra file fıstık ve kaymakla süsleyeceğiz. En son böyle bir süs aşaması olacak. Şu anda ben 180 derece fırına ayvaları hemen götüreceğim, vereceğim. Ve şöyle yapacağız. 20 dakika, yani 30-35 dakikada pişiyor. 20. dakikasında da ters düz edebilirsiniz, arzu ederseniz. Tamamıyla size bırakıyorum. Tam böyle eşit renkli olması için güzel oluyor. Biz fırına gidiyoruz. Tatlı tuzunun ikinci bölümüyle devam ediyoruz. Şimdi birazdan patatesli, kıymalı, harika bir köfte yapacağız. Ama bu arada demin sanki konuşurken dedim ki iki tane nar aldım. Narların çekirdeği çıkmadı dediğimi hissettim. Tabii ki ayva aldım ve ayvalar az çekirdekli çıktı. Bu tatlı yaparken de ayva çekirdeği kullanıyoruz. Sürçülisan ettiysem affola şimdiden. Hadi başlayalım. Önce malzemeleri sayalım. Ama ondan önce ben şöyle tavamın altını ve kızartacağım yağın altını yakıyorum. Ki onlar önden biraz ısınsın. Ve malzemeleri saymakla başlıyorum. Evet, sıvı yağ var. Tuz, karabiber, reyhan, yumurta, ceviz, maydanoz, soğan, patates, kıyma ve bir de nişastam var. Malzemelerim bu kadar. Ne yapıyorum? Hemen sıvı yağ şöyle tavama koyuyorum. Bu tat benim için böyle beni gerçekten çok maziye götüren, çocukluğuma götüren bir lezzet. Benim babaannem Sivaslı, Gürünlü. Buradan Gürün'e kocaman selam söylüyorum. Eğer hemşehrilerim oradaysa, Sivaslılar oradaysa selam gönderiyorum. Bu bizim için böyle babaannemin bize özel hazırladığı, böyle hepimizi çok mutlu eden bir lezzettir. Evet, şimdi o orada kızarmaya devam etsin. Birazdan şimdi içine kıymasını ilave edeceğim. Reyhanın tuzunu ilave edeceğim. Bu yandan da ne yapıyorum? Bu arada bu biraz içli köftenin içine benziyor, biliyor musunuz? İçli köfte içi gibi. Şöyle yine eldivenimi giydim. Taktım ve patatesimi şu yoğurma kabına alıyorum. Burada 4 tane patates var. Biraz da tuz ekleyeceğim. Patatesler iyice ezilecek. Evet. Biraz da tuzu ayırdım. Kıymaya da koyacağım. Soğana da koyacağım. Evet, patatesleri şöyle güzelce elimle yoğuruyorum. Bu geçen gün bir İtalyan tarifi izliyordum. Orada gnocchi diye bir tarif vardı. Bu tarif ne kadar benziyor biliyor musunuz ona? Gerçekten nişastayla patatesi orada da birlikte yoğuruyorlar. Evet, şöyle nişastayı bir de yumurta kırıyorum bir tane. Evet, şöyle hemen yumurtayı da kırdım. Evet, şöyle hemen başlıyorum. Yumurta, nişasta ve patatesi yoğurmaya. Evet, şöyle güzelce yoğuracağım. Nişasta ayarını tamamıyla aslında 4 patatese 1 su bardağı nişasta yazıyor tarifte. Ama tabii ki patatesin büyüklüklerine göre bu biraz değişiyor. O yüzden ben şimdi birazdan nişasta ekleyeceğim tabii ki ama hani 4 patates evde sizin patatesinizle benim patatesim bile değişiyor. O yüzden orta boy patatesler yeterlidir. Böyle yoğrulacak güzel bir kıvam alıyor. Böyle bir hamur kıvamı. Evet, çok güzel oldu. Bu arada hemen soğan da bir acıymış, biliyor musunuz? Nasıl kokuyor? Evet, şöyle hemen. Bu arada biraz soğanlar da azıcık içleri çürük çıkıyor değil mi? Siz de fark ediyor musunuz bilmiyorum. Ya da bana mı ders geldi çok fazla? Bu arada böyle soğanları alıyorum. İyi soğan seçmek bayağı bir marifet oldu benim için yani. İçlerinde böyle halkalar oluyor. Sizde de öyle mi bilmiyorum. Paylaşmak istedim. Şöyle iyice eziyorum. Top top kalmasın kıymalar. Evet, bir yandan bu
içimiz kavrulsun. Şimdi elimle başlayacağım, devam edeceğim. Çünkü o şeyi hissetmek istiyorum. Geldiği kıvamı. Biraz daha nişasta alacağım. Sizin de böyle, evet, nişasta da gayet güzel gördüğünüz gibi taşmaya devam ediyor. Sizin de böyle küçüklük lezzetleriniz var mı? Çocukluk, böyle sizi çocukluğa götüren, unutamadığınız, hatırlayıp yaptığınız. Ya da mesela keşke olsa da öğrensem nasıl yapıyordu bunu dediğiniz lezzetleriniz var mı? Çok merak ediyorum. Benle paylaşırsanız çok sevinirim. Harika oldu. Şimdi hemen bunu bir kenara alıyorum. Biraz patatesimi dinlendiriyorum. Bu arada içimi yapmaya devam ediyorum. Biraz da soğuttum. Hatta biraz soğuduktan sonra cevizini ekledim. Böyle kıtırlığı kaybolmasın, ceviz pişmesin diye. Evet, şimdi hemen başlıyoruz. Şöyle yuvarlak bir patatesi içine birazcık koyuyorum. Şu güzel karışımdan içine koyuyorum. Şöyle kapatıyorum. Evet, güzelce kapattım. İçi de az da olmadı. Biraz daha ek alıyorum. Evet, şimdi bunu böyle güzelce yuvarlıyorum. Böyle birazcık nazik davranmak gerekiyor. Evet, şöyle ne yaptık? Bir daha gösteriyorum hemen. Yuvarladım önce. Sonra parmağımla açtım, biraz genişlettim. İçine şu güzel, mis gibi reyhan kokan, içinde cevizleri olan, soğanları olan içimden koydum. Şöyle maydanozlarını da. Baktınız, iç biraz fazla geldi. Şöyle biraz da ilave yapabilirsiniz patatesden. Hiç sıkıntı yok. Nasıl olsa malzeme önünüzde duruyor. Şimdi yavaş yavaş topluyorum ve böyle şimdi isterseniz ben gerisini yapacağım bunun, ama önce bir kızartmak için atalım bakalım tavaya. Evet, güzel kızardığına emin olduğunuz. Hop. Bu arada içi de pişmiş olduğu için, kendi de pişmiş olduğu için çabuk kızarıyor. Aklınızda olsun. O yüzden dışının böyle altın rengi alması yeterlidir. Bir tatlı tuzunun daha sonuna geldik. Bakın ben ne yapıyorum. Ayvalarımı çıkardım. İçine narları doldurdum. Üzerine kaymağını koydum. Şimdi de file şan fıstıkla şöyle en son dokunuşunu yapıyorum. Evet, gerçekten ayvalar şu anda hepimizin burada iştahını açtı. Narlı ayva tarifini bir kenara not edin derim. Efendim, bugün ne yaptık? Narlı ayva tatlısı yaptık. Bir de babaannemin böyle top köfteleri vardı patatesle. Kıymalı, içi kıyma dolu. Çok güzel oldu.
Muhakkak deneyin diyorum. Hayatta ne olursa olsun ağzınızın tadı tuzu yerinde olsun diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.